İyi günler ileride anneanne. İyi günler ileride. Bense 24 saatlik günlerdeyim anneanne. Rüyalarında seninle kıyamet kopuyor, ne de bir gül düşüyor dalından. Sen böyle istersin bilirim gülümseyerek anneanne. Oysa ne sarışın kızlar göz kırpıyor esmer delikanlılara, ne de Orta Doğu bir gül bahçesi oluyor. Yine de iyi günler ileride anneanne. Esmerliğimiz kıyamet herkese. Halime bakıp üzülme anneanne. Bir bakarsın dayımla beraber ortak bir iş kurar. Belki bir süpermarket açarız. Ne dersin? Kasada da Muzaffer durur gülümseyerek. Yok yok olur. Dandy, popcorn ve kalbe çorba satarız. Kahrolsun Amerika deriz sonra. Kahrolsun Fransa, Çin ve Mançurya. Kahrolur. Biz böyle deyince devri daim düzeniyle dönen dünya. Mançurya'da kahrolur. Niye kahrolacaksa? Anneanne, müzmin başarılarım artıyor. İşte yaşamak bu deyip dostlar müttefiklere gülümsediğinde. Anneanne, ah anneanne, çıkış yok ve bu tereke rahmetli dedemin yüreğinden daha eski bir mesele. Yüreğimiz bölüştürülemez. İyi günler ileride. Sade ekmeği bildiğimiz günler geçmişti ve güzeldi anneanne. Şimdi ekmek dile gelse boğazımızdan geçişine utandığını söylerdi. İyi günler yok. İyi günler yok anneanne. Kıyamet bize, kıyamet bize, kıyamet bize. Kıyam et bize. Peynir Gemisi programımızdan hayırlı akşamlar, merhabalar. Yine bir cuma akşamında Üstad Fatih Tuzcu'nun güzel yorumuyla programımıza başladık. Ağzına Hüseyin sağlık Üstad. Hüseyin Atlansoy'un şiiriydi. Eyvallah. Eyvallah. Merhabalar Merhaba. Sayın Bey. Merhabalar. Nasılsınız abi, iyisiniz? İyi, devam ediyoruz. Programı bitiriyoruz. bu sezonu. Belki ileriki bir sezonda KonTV de devam eder miyiz, etmez miyiz? Belki mutlaka görüşülecektir. Onun heyecanı var aslında. Son program yapmanın heyecanı var. Siz nasılsınız? Biz de elhamdülillah. Son programda İslamcılık konuşalım dedik ama İslamcılık dedim, keşke ilk programda konuşsaydık. Yani İslamcılık hayatımızda o kadar yer ediyor ki. Evet. Yani piyasada belki biraz da İslamcıyız diye dolaşıyoruz. Bismillah diye bir İslamcılıkla başlayıp tüm bir sezonu belki ona ayırsak olurmuş diye düşündüm. Şöyle sağa sola biraz bakınırken. Evet. Ne diyelim, adeti bozmayalım. İslamcılığın şöyle o zaman tarihsel serüveninden her zamanki gibi Sami Bey'le başlayalım. Bu konumda olmak güzel olmuyor ama yine de biraz tabii bakmıştım. Bizim için güzel oluyor Üstad. Yani bir şekilde giriş yaptı. Eyvallah. Ya İslamcılık hani nerede başlamış, nerede bitmiş veya nerede bahsedilmiş ona biraz bakmaya çalıştım. Aslında Yusuf Akçura'nın Üç Tarzı Siyaset eserinde, 1908'de yazılan bir eserde geçiyor. Ve burada işte Osmanlıcılık fikrini 2. Mahmut dönemiyle başlatıyor. İslamcılık fikrini de Abdülaziz'den, Sultan Abdülaziz döneminden, daha sonra da Sultan Abdülhamit ile birlikte zirveye çıktığından bahsediyor. Ve işte Türkçülük fikrinin de daha yeni bir, yani o döneme, 1908'e göre yeni bir akım olduğundan bahsediyor. Şöyle siyasi olarak hani böyle bir hikayeden bahsedebiliriz. Hani işte ikinci şeyden, Sultan Abdülaziz'den ve Abdülhamit'te zirveye geçtiğinden bahsedilebilir ama ben biraz daha böyle hikayeyi iyileştirmek adına biraz daha geriye alıp buna neden ihtiyaç duyduk? Oradan başlamak isterim. Yani Osmanlı'nın hani işte İslam'ın güçlü olduğunda ve artık Haçlı seferlerinin düzenleme bile ihtiyacı hissetmediklerinde, artık öyle bir şeyi başaramayacaklarına inandıktan sonra
Müslümanlarda bir gevşeme, bir sefaat oluşuyor aslında. Yani hem ideolojik olarak, hem fikir olarak, hem hayat tarzı olarak bir sefaat de ortaya çıkıyor. Yani zaten biz iyiyiz ve yenilmeyiz gibi bir düşünce ortaya çıkıyor. Karşı tarafta da buna bir çıkış yolu aranmakta. Yani buradan nasıl çıkarız, nasıl toparlanırız? Daha sonraki dönemde hani bu modernizm başlıyor, işte sanayi devrimi başlıyor falan. Biz ilk yenilmeye başladığımızda bir tokat yiyoruz ve nereden geldiğini bilmiyoruz. Yani hani ve bunun nedenlerini bulurken aslında daha çok böyle hani askeri nedenlere bağlanılıyor. Yani işte askeri olarak geri kaldık, onu toparlayalım noktasında bir çıkış bulunuyor. Ama işin aslı sadece o kadar değil, ideolojik olarak da geri kaldığımız ortaya çıkıyor. Yani karşımızdaki o modernizm dediğimiz şey, eleştirdiğimiz şey şu anda ciddi bir ideolojik birikim var. Yani hani öyle böyle değil aslında. Hani sadece işte yamyamların yaptığı bilmem şöyle işte batının hep böyle falan dediğimiz bir şey değil. Ciddi adamlar kafa yordukları, sanat eserleri çıkardıkları teferruatlı bir ideolojiyle karşılaşıyor Müslümanlar. Bu dönemde hani ne yapabiliriz'in İslamcılık oradan başlıyor aslında. Hani biz yenildik, geri kaldık. Bu geri kaldığımızı nasıl toparlarız? Hani ilk dönem İslamcılarla bu başlıyor. Öncülerden bahsedersekken Hasan el-Benna'dan bahsetmiştik. İşte Celaleddin Afgani'den, Cemalettin Afgani'den bahsedebiliriz. Abduh'tan bahsedebiliriz. Muhammed İkbal'den bahsedebiliriz. Hani bunlara çıkış yolu arıyorlar. Fikri çıkış yolu arıyorlar. İşte Batı'yla ilişkiler çözülmeye çalışılıyor. İşte Batı'nın işte teknolojisi alınsın ama ahlak alınmasın. Yani ilk dönem şeylerinden bahsedelim. Tabii bir entelektüel bir çaba var burada. Taban bulmaya çalışıyor ve buradan başlıyor ve bugüne kadar da devam eden bir süreç. Türkiye'de de ilk İslamcılık kavramını kullanan Babanzade Ahmet Naim kullanıyor 19. yüzyılların sonlarına doğru. Ama şöyle bir iddia da var. Hani yani İslamcılık diye bir kavram olarak ortaya çıkması sizin bahsettiğiniz gibi ama adı konulmamış bir İslamcılık düşüncesinin aslında çok eski tarihlere dayandığını, hani hatta işte Eşari'nin de buna yakın bir kavram kullandığını ve İslamcılık tanımının yaptığımız tanımın karşılığında gelebilecek bir kavram olduğunu. Yani çevrildiği zaman İslamlık gibi bir anlama geliyor. Böyle bir kavram kullanmış. Bu kavramın da aslında yani İslamcılık fikir olarak adı konulmasa da çok eski tarihlerden beri var olduğu da iddia ediliyor. Ama anlamında, ideoloji tırnak içinde anlamında sizin bahsettiğiniz gibi. Yani Üstad burada bir insanın İslamcı olması için ben İslamcıyım demesine gerek yok. Hı hı. Yani adının konulmuş olması veya konulmamış olmaması çok önemli değil. Ancak İslamcılık fikriyatını sanki modern düşünceyle karşılaşmadan sonra bu modern düşüncenin, modern dünyanın meselelerini Müslüman bakış açısıyla cevap verme derdi olarak açıklayabiliriz. Yani modern... İslamcılık nedir dediğimiz zaman böyle bir tanım da yapılmış yani İslamcılığa. Evet. Yani ben bu tanımı benimsedim biraz. Ama o ideolojik manadaki duruş belki hilafetin kaldırılmasıyla başlıyor diyebiliriz. Cemalettin Afgani'nin çabaları en nihayetinde insanları İslam halifesi Abdülhamid'in etrafında toplamaya yönelik çalışmalar. Ama hilafet kalktıktan sonra o kurumun, o merkezin yerine işte belki de İslamcılık tabirini artık koyuyoruz diyebiliriz diye düşünüyorum. Bahsettiğim gibi aslında hani dediğiniz daha doğrusu bu işte modernizme karşılaşma, işte yenilme bunlar var. Yani bu doğal süreç açısından hani daha öncesine götürdünüz ama ya mesela kelam ilmi de yani bir Helenistik bir felsefeden karşısına cevap vermek için bir kelam ilmi çıkıyor. Hani İslamcılıkta biraz daha böyle bir siyasal taraf var gerçi ama kelam ilmi de hani bu felsefeye karşı çıkmak için bir cevap şeyi var. Oradaki yapılan hatalar şu anda dönüp baktığımızda
sadece cevap vermek adına yapılan hataların olduğunu söyleniyor. Sizler daha iyi bilirsiniz ama. Evet. İslamcılıkta da hani bu tür hatalar yapılmış, yapıla gelmiş. Belki de yapılıyor hala. Orayla hani kıyaslama ve kendinin varlığını da o karşı tarafa nispet ederek bir varlık duruşu sergiliyor. Ama bu olmasın mı? Bu olması gerekiyor. Yani bir yerde var olabilmek için karşı tarafa, ilk başta karşı tarafa karşı bir duruş sergilerek kendinin varlığını ispat ediyorsun ama daha sonrası için bir özgün duruş da getir diye düşünüyorum. Yani burada da bugün ben itiraz eden olayım isterseniz. İslamcılık biraz daha siyasal dediğimiz zaman, siyasi kanadı temsil ediyor dediğimiz zaman ben bu cümleye de katılmıyorum. Aslında bu İslamcılar için Batı'nın bir daraltmasıdır. Yani İslamcılığın sosyal, ekonomik ve siyasi görüşleri vardır. Yani bütün bu görüşlerini modern dünyanın o meselelerine İslami bakış açısıyla nasıl cevap veririm? Sosyal alana nasıl cevap veririm? Ekonomik alana nasıl cevap veririm? Veya siyasi alana nasıl cevap veririm? Batı yani İslamcılık düşüncesini daraltmış ve siyasal İslam tabirini üretmiştir. Ama şöyle bir şey var Üstad, yani modernizmin kendi ana çizgisi zaten Hristiyanlığa karşı. Hristiyanlığı sadece dinsel ritüeller kısmında daraltan bir anlayış. Yani din sadece işte kilisede yaşansın, hayata karışmasın. Bunun yansıması da hani İslam da sadece camide yaşansın veya ritüellerle yaşansın ama siyasete karışmasın, sosyal hayata karışmasın. İslamcılık fikri de yok karışsın lafı aslında burada. Yani oradan siyasal bir duruş da oradan geliyor aslında. Sadece Batı'nın böyle tanımlamasıyla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Yani modernizmin genel şeyi o zaten. Yani dini ritüellere kısıtlamak. Biz İslamcılıkta da o ritüellerden çıkartıp günlük hayata, siyasi hayata, sosyal hayata hepsine girsin istiyoruz. Elbette. Ya istenmiş yani. Ha, buradaki sadece siyasi alana indirgemesinden bahsettim Batı'nın. Siyaset deyince sanki sadece parti gibi düşünüyoruz. Öyle bir hani algı oluyor ilk başta ama siyaset aslında hep bütün sosyal alanda kapsıyor aslında. Yani Batı'nın haricinde bizim kendi içimizde de hani siyasal, sosyal, kültürel anlamda iddiası olan, bununla ilgili mücadele veren insanlara İslami kesimden bazı insanlar demişler ki bunlar siyasal İslam demişler. Özellikle belirli kesimler bunu yani Müslümanlar içerisinde, Müslümanım diyen insanlar içerisinde de bunu çok ciddi bir anlamda kullananlar var. Bunu çok tehlikeli ve yanlış buluyorum. Yani hani siyasal İslam, bununla ilgili derdi olan insanlara siyasal İslam ismini verilmesi çok çok büyük bir problem. Şu açıdan problem. Hazreti Muhammed Mekke döneminde İslam dinini anlatmaya başladığı zaman oradaki insanlara temel anlattığı şey işte putları yok edin, tevhid dini, işte namaz değildi. Yani bunun ya oradaki müşriklerin de Ebu Cehil'in de peygamberimizinle mücadelesinin ana nedeni insanların artık putları bırakması, namaz kılıyor olması değildi. Yani eski inancılarını bırakması değildi ana neden. Ana neden şuydu. Oradaki Hazreti Muhammed bir sosyal adalet getiriyor. İnsanlar arasındaki eşitlikten, haktan, özgürlükten, köle ile efendi arasındaki farkın ortadan kalkmasından bahsediyordu. Ve oradaki insanların Hazreti Muhammed'in karşısında olmasının en önemli asıl nedeni budur. Yani çıkarlarının elden gidiyor olması. Yani Hazreti Muhammed'in getirdiği dinin temelinde bu var zaten. Yani temelinde işte bireysel bir din anlayışı yok yani. Böyle algıladığımız zaman, siyasal İslam dediğimiz zaman Hazreti Muhammed'in getirdiği İslam dinini aslında işte bireysel bir ibadetlerden oluşan bir din algılıyoruz. Sen siyasal alanda, sosyal alanda bir söz söylediğin zaman sen siyasal İslamcı oluyorsun. Yani sanki İslam'ın dışında bir şey konumlandırılıyorsun. Bu da yani bana göre dini doğru anlamamaktır ve çok önemli bir problemdir. Her Müslüman İslamcı mı? Her Müslüman İslamcı değil tabii ki. Farkı ne yani? İşte Müslüman tabiri yetmiyor mu da bize? Bir de üzerine ek olarak İslamcıyız tabirini kullanıyoruz Üstad.
Yani Müslüman genel bir tabir. Yani bir adam yani hani Kur'an'a inandığını, Allah'a inandığını, ahirete inandığını ifade ediyorsa bu Müslümandır. Hı hı. Bunun sorgulanmasını yapamazsın. Hı hı. Ama İslamcılık bir ideolojidir aslında. Yani bu modernizme karşı ben nasıl duruş sergileyeceğim, ne yapacağım, nasıl İslam'ı hayata aktaracağım. Biraz daha entelektüel bir duruştur. Böyle bir ideolojidir yani. Hani şey açısından illa Müslümanların hepsi İslamcı olması şart değil. Ama İslamcılar tabii Müslüman da şey açısından söylüyorum yani hani genel bakış açısı adam İslamcı olmayıp Müslüman olabilir tabii ki. Evet. İyi günler ileride anane diyoruz ya. Sanki işte İslamcılıkta iyi günlere veya ileriki günlere dair bir hedef de var. Yani elbette ki İslamcılık salt manada muhalif olmak değil ama İslamcılık böyle eli kolu bağlayıp uysal olmak manasına da gelmiyor. Önemli olan işte dünya ve Müslümanların, insanların dünya ve ahiretlerini temin edecek bir saadet, bir çıkış yolu fikriyatında olmak. Evet. Bu yol bulunur mu, bulunmaz mı? Orası aslında yani. Önemli olan yolda olmak. Sonuna varılır mı, varılmaz mı? İşte ibadetlerimi yaparım. Kişisel olarak haramlardan uzak dururum. Kötülüklerden uzak dururum. Bir dinimi yaşarım. Bu bir Müslüman böyle düşünebilir. Bu insana da Müslüman deriz. Böyle yaparak cenneti de kazanabilir. Yani hani bununla ilgili biz bu yeterlidir değildir çizgisinde bir şey söylemeyi de doğru bulmuyorum. Ama İslamcı olduğumuz zaman hayata dair sadece kendimize dair değil, topluma dair değil, ülkeye dair değil, dünyaya dair derdi olan Müslümanlara İslamcı diyoruz. Yani dünya üzerinde bir zulüm varsa, mazlumiyet varsa, doğru gitmeyen bir şeyler varsa Müslüman insan, özellikle Müslüman kardeşleri için bunu dert edinen, bunun için mücadelesini veren, bu kaygıyla yaşayan insandır. Bir de global bir şeydir. Yani hani bu çok önemli. Yani İslamcılığın en önemli şeylerinden bir tanesi bu yani. Uluslararasıdır. Asla ırkçı değildir. Milliyetçi değildir. Şöyle diyor Alevi Erkilet. Yani İslamcılık diyor, İslam hayattan uzaklaştığında buna karşı verilen bir cevaptır. Entelektüel ve eylemsel bir çabadır. Moğollar İslam dünyasını işgal ettikten sonra işgaller sömürgecilik sonrası gelişen cevap da İslamcılık diyor. Yani Moğollara karşı verilen cevap da İslamcılıktır. Birincisi özelliği sömürgeciliğe karşı, ikincisi anti-emperyal bir tutum, üçüncüsü diğer ideolojiye karşı kendini temellendirmek. Yani üç ana sacayandan bahsediyor. İslamcılık da 21. yüzyılda İslam'ı gündeme getirebilmek, İslam'ı yaşanır kılabilmek, toplumda, sokakta, hayatta, her alanda yaşanabilir kırma mücadelesidir diye söylüyor. Evet. Ya bazen işte insanın kendini ifade edememesi çok kötü oluyor. Bir toplumda karşılaştığımız zaman diyorlar ki üstad işte sizin muhafazakar kesim. Ya bu tabirin o kadar uzağındayım ki ben. Muhafazakar kesim. Ne alakam var benim muhafazakar kesimle diyorum. Şöyle düşünüyorum yani. Bir defa muhafazakar kesim hala hazırı muhafaza etmeye yönelik kurulmuş bir sistem. Ne olursa olsun hali hazırdaki neyse. Hı hı. Yani devlet olarak düşünüyorsak o devletin emniyet sibobudur mesela muhafazakarlık. İslamcılık devletin emniyet sibobu olduğu zamanlar olabilir. Devlet için tehdit unsuru olduğu zamanlar da olabilir. Buradaki devletin durumu önemli. Devlete hali hazırdaki insanları yaşatış tarzı belki önemli. O yüzden muhafazakar tavrını da işte hemen portföye çiziliyor yani. Hafif başörtüsü varsa ondan sonra, erkekse cumaya gidiyorsa ondan sonra, bu tür ritüelleri yerine getiriyorsa, yani İslam'ın emirlerine ritüel demeyelim, bu yanlış bir kelime oldu. Yani bunları yapıyorsa, işte farzların bir kısmını yapıp bir kısmını ihmal ediyor. Tamam, bu muhafazakar bir yaşantı tarzıdır.
Ama İslamcıların ülkesini değiştirmeye yönelik, sosyal alanda, ekonomik alanda daha çok İslamileşmesine yönelik, gerektiğinde siyasi alanda görüşleri ve hedefleri vardır. Yani bir Müslüman, yani tabii olabilir de, yani İslam diyelim, yani İslam sosyalist olmayacağı gibi muhafazakar da olamaz. Yani o tanımlamaya girmez zaten. Şey açısından muhafazakarlık, yani İslam genel şeyi zaten değişim üzerine. Evet. Yani muhafazakarlık da o modernizmin getirdiği hani bir çalkantıda karşı duruş olarak, hani aslında diyorlar ki hani biz muhafaza edelim. Hani yani genel, hani böyle çok kabaca söyleyelim. Hani İslam'ın tam tersinde, hani hep değiştirme yönünden bir amacı ve gayreti var. Burada tam tersi bir durum var. Aslında Türkiye'de de yani İslam'a kesim hani muhafazakar deniyor. Baktığın zaman hep değişen, yenilenen kesim de Müslüman kesim veya İslamcı kesim diyelim. Müslüman kesim demeyelim, İslamcı kesim. Daha hani o yönden değişime açık kısım orası. Karşı taraf aslında hani kendini değişimle tanımlayan kesim aslında muhafazakar olduğunu konuşabiliriz aslında, bu geniş bir mevzu ama. Evet, ara vermek durumundayız. İslamcılardaki değişimi dönüşte konuşalım inşallah. Peki, reklamlardan sonra birlikteyiz. Yeniden merhabalar. Peynir Gemisi'nde devam ediyoruz. İslamcılık konuşuyoruz bugün. Bir izleyicimiz yazmış bize ilave olarak, İslamcılık modern dönem kavramıdır. İslamcılık aktivisttir. Sürekli değişimi öngörür dedik. Biraz önce biz de burada kalmıştık. Müslümanlığın topluma söz söyleyen her yönü İslamcılığa çıkar. Yani İslamcılığın toplum diye bir derdi var. İnsanlar diye bir derdi var. İnsanlık diye, ülke diye, tüm dünya insanlığı diye bir derdi var. Belki Afrika'nın herhangi bir yerinde zulüm gören bir insan da, Amerika'nın işte bir köşesinde zulüm gören bir başka birisi de, İslamcıların, kendi ülkesindeki insanlar da tabii elbette en başta, İslamcıların dertleri arasında. Belki Muhammed Ali Clay'i bu yüzden çok seviyoruz. Senin dilinden dinlediğimiz zaman danser şampiyon. Özellikle bu yüzden belki haz veriyor. İslamcılık tepkiseldir yazmış. Bunu konuştuk. Batı'ya karşı tepkiseldir. Arınmacıdır, aktivisttir. Siyasal duruşa da sahiptir. İndirgenemez ama siyasal bir duruş elbette İslamcıların var. Ümmetçidir yazmış. Evet. Üstad. Buradan devam edelim. Ümmetçidir. Şöyle, sen, yani bununla, direkt bununla ilgili bir şey söylemeyeceksin. Yok. Şunu söyleyeceğim. Yani İslam modern bir kavram. Yani daha doğrusu moderniteyle karşılaşmasıyla birlikte ortaya çıkan bir kavram. Ama yani buna ihtiyaç var mı? Niye Müslüman demiyoruz? İslamcılık diye başka bir kavram kullanmak Müslümanlık kavramı yetmiyor mu kardeşim? Yetmiyor mu kavramında? Onunla ilgili başka şeyler de söylenebilir de ben bu konuda şöyle düşünüyorum. İslamcılık İslam'dan farklı bir şey. İslam dediğimiz şey tartışmasız, yanlış olmayan, vahiy ürünü, Hazreti Muhammed'in işte Adem'den geliyor olması da tabii ki ayrı bir şey de. Yani Hazreti Muhammed'e vahiy ürünü olan, asla tartışmasız olan, üzerinde yorum yapamayacağımız bir şey. Ve mutlak doğru bir şey. İslam'dan bahsediyoruz. Ama İslamcılık bir insan ürünü. Yani temel olarak İslam'ı alıyoruz ama oradan ürettiğimiz bir şey İslamcılık. Evet. Dolayısıyla tartışılabilir, yanlış yapabilir. Yani İslamcı İslamcılık düşüncesi veya İslamcının ortaya koyduğu şey tartışılabilir. Yanlış olabilir. Ama İslam'ın yanlışı olmaz. Yanlış da insandan kaynaklıdır. Yani onu kabul ediyorsun zaten. Hani evet. Ben yaptım. Ben böyle yorumladım ve yanlış yaptım. Düzeltiyorum. Deme imkanım var. Yani ben İslam değil de İslamcılık diye bir kavramın kullanılmasını da bu anlamda önemli ve doğru buluyorum yani.
Çünkü İslam'ın kendisinden kaynaklanmıyor ürettiği şeyler. Bizim ürettiğimiz şeyler, biz ona İslamcılık ismi veriyoruz. Bir Müslümanın bakış açısı yani. Hı-hı. Bir Müslüman böyle baktı ve çağa bu şekilde bakıyor. Şu anda geçerli. Hı-hı. Belki ileride geçerli olmayabilir. Böyle bir duruş. Ben de bu konu hakkında hani biraz bir şeyler söylemek isterim. Bazen insanlar hani İslamcı lafından çok haz almıyorlar. Hı-hı. Yine entelektüel seviyedeki insanlardan genelde hani böyle bir ya kesinlikle ben işte İslamcılık kavramını kabul etmiyorum. İşte nevzuhur, yani sonradan çıkma bir tanım, Batılıların bize taktığı bir tanım, bir bana Müslümanlık yetmiyor mu filan, hani böyle bir şeyler var. Ya bu adama sorduğun zaman hani hangi mezheptesin dediğin zaman Maturidiyim diyor, işte Hanefiyim diyor, Şafiyim diyor. Ama hani yani sana hani Müslümanlık yetmiyor muydu bunları kullanıyorsun? Hani basit argümanlarla cevap vermek isterim. Yani hani ama başka kavramlar kullanabiliyorsun. Ha bu kavramı dışarıdan birileri kullanmış olabilir. Sen hani dışarıdan kullanılıyor olmasını veya dışarıdan tanımlanıyor olmasını çok hoşlanmasan da baskın bir ideoloji sana bu tanımı kullanıyor, bu şekilde bakıyor. Sen istesen kabul et, ister kabul etme. Çok da önemli değil. Daha basit hani karşı duruşlarda işte biz İslam mı satıyoruz ki İslamcıyız? Çok daha hani komik bir argüman aslında da. Yani sanki tamam satıcılarda yani böyle bir meslek icabı hani işte simitçi bilmem bir şey icabı bunlar satıyor mu? Yani uykucu adam uyku mu satıyor? Ne milliyetçi adam milliyet mi satıyor? Yani solcu adam sol mu satıyor? Yani böyle bir bu tanımlamadır yani sonuç itibariyle bir illa bir şey satmak için de cığcığı ekini kullanmayız yani. Böyle bir hani Sezen Aksu'nun şeyi var ya beni kategorize etme. Abi kategorize edilmişsin yani. Hani yapacak bir şey yok. Evet. İslamcı ne yer ne içer üstad? Ne yer ne içer? Sana bir cevap var mı? İslamcı sabahlara kadar oturur abi. Çay çok içer. Çay içer. Ondan sonra ezgi dinler. Sonra aktivisttir dedik. Ne yer? Belirli bir yemeği var mı? Belli bir yemeği var mı abi ya? O yemlerim vardı zaten. Onlar yediler zaten naneyi. Ya, ama çay içer yani. Çay kesinlikle olmaz yani. Tabii canım yani. Şöyle demek lazım belki. İslamcılığın gözdeleri kim? Mesela Mehmet Akif Ersoy. Cumhuriyet döneminden bahsedecek olursa. Said Halim Paşa. Mesela İsmet Özel. Bunlar Türkiye'de İslamcı kesimin gözdeleri. Şu tür insanlarla da aslında İslamcılar kendileriyle iletişim konuşulabilen, iletişim kurulabilen insanlar. Çünkü toplumun biraz daha toplum diye derdi olduğu için İslam'ın hükümleri topluma nasıl yansır, bireylere nasıl yansır, bunun derdinde oldukları için insanlar rahatlıkla iletişime geçebilirler. Bu manada işte belki Kemal Tahir'i, Nurettin Topçu'yu, Cemil Meriç'i İslamcı olmasalar da en fazla okuyan kesimler arasındadır ve beğenen kesimler arasındadır İslamcılar. Yani İslamcı birisinin irtibata geçmesi için ihanet içerisinde olmasın. İşte kendini toplumun genel değerlerinin üzerinde görmesin bir kimse. Tamam bu kesimle her türlü irtibata geçer diye düşünüyorum İslamcılar.
Hı-hı. Sen sağlam akideyi oluştur. O zaten o sağlam akide karşı taraftaki çürük veya kendiyle ilgili bir problem olan şey ya yıkılır ya senin bünyene katılır. Ama sen onu yıkmaya çalıştığın zaman direnişle karşılaşırsın. Toplumdan uzaklaşırsın. Bu benim için çok yani bu sözü çok benim için anlamlı geldi. Yani hani keşke daha öncesinden bu sözü İslamcılar öğrenmiş ve yaşamış olsalardı. Hani biz daha çok tevhid kuracağız. La diyeceğiz. Hepsi ilahların hepsini yıkacağız. Hani böyle bir şey vardı. Hani böyle bir duruş vardı. Sonra illa diyeceğiz. Burada bir tevhidi herhalde yanlış anladık. Yani karşımızdaki o la dediğimiz şeyler ilahlar değildi. Yani gelenekten gelen, bozulan belki, bazı şeylerde aksaklıklar olan bazı şeyler vardı ama böyle müşrik lası değildi aslında. Olmaması gerekiyordu. Bizim müşrik lağımız daha karşımızdaki batıydı, modernizmdi filan. Hani orada sanki tevhidi yanlış anlamışız gibi düşünüyorum. Ha, bu da değişmeye başladı. Yani değişiyor bu dedim ya, değişime açık. Şu anda üstad, buyur. Özellikle ülkemize İslamcılığın girdiği damardan kaynaklı olabilir. Yani yerli olanı biraz daha ön plana çıkarabilirsek sanki Türkiye İslamcılığı da biraz daha seyrinde. Mesela biz ülkemizde işte Elmalılı Hamdi Yazır'ı okumadan Mevdudi'yi okurduk. Veya yine biz ülkemizde işte Ahmet Hamdi Akseki yerine Cabiri'yi okuyoruz. Yine Şemseddin Günaltay yerine Seyyid Kutub'u okuyoruz. Tabii bunların kendi bölgelerinde, kendi coğrafyalarındaki yaşam tarzları, maruz kaldıkları durumlar, baskılar kendi ülkesinin şeylerine yönelik, problemlerine yönelik oluyor daha çok. Özellikle bu tercüme hareketlerinin ülkemize girmesiyle, tercüme hareketleriyle ilk başta onları çevirdik tefsir olarak. Eğer biraz daha yerli kaynaklardan besleyebilirsek Türkiye İslamcılığını, sanki biraz daha ırmak, o akan, kendiliğinden akan ırmak biraz daha mecrana girecek gibi geliyor. Bu da o sebepten kaynaklanıyor sanki sizin söylediğiniz. Bir şey de gençlikle ilgili, yani gençliğin verdiği bir yani değişik bir şey yapma isteğiyle ilgili bir şey. Hani ben kaygılı olan gençlere soruyorum, işte toplumda dindar kesimin neyini değiştirmek istersiniz falan diye. Mesela işte bidatlıları ortadan kaldırmak isterim diyor mesela. Hı. Yani bu cevabı çok alıyorum. Hı. Misal ben merak ediyorum yani onların şeylerini. Yani o şey gençlerde, yani kaygılı gençlerde bu tip şeyler hala var. Biraz bizim işte orta yaşa gelmemizle de ilgili bir şey bunu görüyor olmamız. Onlar da belki ilerleyen zamanlarda tekrar görecekler. Ama tabii ki bizim gençliğimizdeki o yoğunluktaki muhaliflik çok fazla yok galiba yine de. Evet. Üstad, yani İslamcıların vermiş olduğu o tepkisel davranışlar, kendimiz büyüsek de o alışkanlıklarımızdan bazen vazla geçiriyoruz. Yani Türkiye'deki son İslamcı kim deseler, belki ben Mehmet Güney abiyi söyleyeceğim. Onunla özel dar bir sohbette demişti ki, ya milletin değerlerine aykırı davranmaktan vazgeçin. Mükemmel ya. Ya bu beni yani özellikle çok etkiledi. Ya bulunduğun ortamda işte vatandaş elini göbeğinin altına bağlıyorsa senin üstüne bağlamana gerek yok. Bu tür şeylerden dolayı ya bırakın giyim kuşamıyla uğraşmayı. Bu tür şeylerden dolayı insanlardan uzaklaşmayın. Yani İslamcılığın bu mecraya gelmiş olması açıkçası beni çok sevindirdi. Yani Mehmet Güney ki İşte atlarımız değiştirir, akıncı olur, akıncı kapan, MTTP olur, bugün insan medeniyet hareketidir. Ama değişmeyen tek şey İslamcılığımızdır diye. Afganistan'ı görmüş, işte Batı'yı görmüş, ülkemizi görmüş, sürgün gitmiş. Ama İslam'ın da bu manada yeniden o ırmağı çağırdatacak unsur olarak ülkemizi gören birisinin böyle söylemesi beni çok etkiliyor açıkçası. Kesinlikle, yani ben de senden daha öncesinde de dinlediğimde çok mutlu olmuştum yani hani bu şekildeki bir bakış açısı. Zaten hani bu İslamcıların genel seyrinde de böyle bir nasıl diyelim, ülkeye geri dönüş, merkeze de geri dönüş şeyi var, hareketi var. Yani hani genel yerlilik, olarak da yerlilik. İlk önce yerlilik, daha sonra evrensel değerlere bakma açısından.
Güzel yani, güzel gelişmeler oluyor tabii. İslamcılık, dindarlık ve ahlak getiriyor mu? Hedefleri arasında. Yani İslamcıların elbette kişilerin daha dindar olmasına yönelik hedefi var. Daha ahlaklı olmalarına yönelik hedefleri var. Yani İslamcılıktan bunlar ayrılamaz. Getirir mi? Ya bu hedeftir. Yani biz yolcuyuz bu manada. Yolda olmakla mükellefiz. Olması gerekir ama hani ben birinci önceliği olduğunu düşünmüyorum ya. Yani böyle yani adam iyi İslamcı mesela. Ahlaki zaafları normal işte o iyi İslamcı diğer insanlar değil abi. Yok iyi İslamcı mesela. Neyse yani. O zaman işte burada zaafları var yani. Programın başına işte iyi İslamcı mesela. İyi İslamcı nedir abi? Değil yani. İyi İslamcı nedir İdeolojik abi? İdeolojik olarak. Programın başına döndüğümüz zaman iyi İslamcıdan ne anlıyorsun? Sosyal, ekonomik ve siyasi alana dair görüşleri. Bu alandaki değiştirilmesi gerekenleri İslami çerçeve içerisinde değiştirmeye çalışan insan tamam, bunu, diyorum ben. Bu dediklerinin özelliklerinin hepsi var o adamda. Sosyal alandaki peki ahlaki zafiyetler sosyal alana bireysel yönelik. Bireysel ahlaktan bahsediyorum. Ne olursa olsun. Yani İslam, Türkiye İslam, ben bir gerçekten bahsediyorum. Türkiye İslamcılığı, Türkiye'deki İslamcıları tanıyorum. Bu işin hatta bedelini de ödemiş, mücadelesini vermiş. Bu yapı içerisinde çok uzun süredir var olan insanlardan ahlaki zaafları olan tırnak içinde dindarlığın getirdiği belirli şeyleri taşımayan çok sayıda İslamcı var. Sulandırmak istedim de. Şeyde hani İslamcı ne yer ne içer dedik ya hani sabah namazına kadar devlet kurar. Aklımdan geldi dedim demeyeyim ama şimdi diyeceğim. Sabah namazına kılmayıp yatarak, kılmayıp yatarak. Böyle bir, bu işte düşmana benzeme de var yani. Hani o modernizmin dedik ya, hani işte dinle devletin ayrılması veya işte dinin bir kenara bırakılması. Yani hayatsal olarak da hani o hastalık biraz daha bünyeye geçiyor. Yani ne kadar uğraşırsan da hani İslam için bazı şeyler işte sosyal hayata girsin, etsin, uğraşıyorsun. Ama işte kendi kişisel ritüelleri noktasında zaaflar olabiliyor. İslamcılığın hedefinde İslamcıları da değiştirmek vardır üstad. Tabii. Yani bu noktada işte içine kapanık değil. Tamam oldun bitmiyor yani. O eksikliklerini de tamamladığın zaman zaten ya insan en nihayetinde dediğiniz gibi eksik kalmış şimdiye kadarki İslamcılarda. Allah şimdiden sonrakilerine biraz daha takva versin, ilim versin. Yani bizlerin de değilim bu yoldan ayırmasın. Üstad, tabii İslamcılara ben şöyle bir son 20 yılın makalelerine baktım. Her ay en aşağı İslamcılıkla ilgili ülkemizde 6-7 tane yazı yazılmış. Her ay istisnasız. Yani yazarların İslamcılığı düzenli takip etmeleri biraz hoşuma gitti. Görüşlerinin hala yaşıyor olması, bir şey söylüyor olmaları merak etti. Yani hoşuma gitti. Biraz da İslamcılara yönelik eleştiriler var son zamanlarda. İşte artık çok meşhur Mustafa Aydın hocamız da çok kullanıyordu. İşte geniş avizelerin altında lüks yerlerde oturup sahabenin çektiğini sıkıntıları anlatan insanlar konumuna gelindi tabiri. Yani bu tabire biraz da katılıyorum. Veya işte İslamcılara yönelik bazı kavramları tükettiğine yönelik, işte tekbir kavramını mesela. Mesela başörtü kavramını yine İslamcıların normal seyrinde giden ilk başta tepki verildi. Tepki neydi? İşte babaannen gibi örtünü, bilinçli, şuurlu örtün. Ama bu örtülerin mesela renklenmesi meselesi, daha çok görünürlüğüne sebebiyet vermesi meselesi biraz İslamcılar arasından açısından sanki biraz sıkıntılı gibi durdu. Yine hani çok meşhur var. İslamcılıktan mücahitlikten müteahhitliğe geçiş kavramı biraz İslamcıları zedeledi gibi duruyor son zamanlarda. Evet. Arkadaşlar bir kısa filmimiz var. İzleyelim. Selçuklu Belediyesi'nin yine son kısa film yarışmasında
bu sefer de ikinci olan geçen film. Geçen haftakini de ikinci diye söylemiştin. Yani üçüncü olduğunu iddia ettim. Geçen hafta da ikinci demiştin. Bu hafta yine ikinci diyorsun. Evet. Benim dediğim çıktı. Her zaman saygımız sonsuz üstad sana. Baş köşede siz varsınız yani. Bu manada ikinci. Evet, bu ikinci. Geçen haftaki maske üçüncüydü. Bu ikinci olan film. Israr ediyoruz herhalde birinciliği yayınlamayacağız. İkinci filmi seyredelim hazırsa. Bittim yani. Yaşlanmışız artık. Yok abi ya. Sen hala geç bir gün abi. Eyvallah. Hadi siz devam edin. Tamam. Kendinize iyi bakın. Hadi. Allah'a emanet. Fukan abi nasılsın ya? İyiyim Ömer'cim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Güzel gidiyor. Nasıl gidiyor okul? Başladın? Başladık abi. Aman dikkat. Çok hızlı başladık dikkat. Zaten. Dikkat. Üniversite ortamı sakat yani. Aynen abi. Var mı benden bir isteğin? Abi canının sağlığı. Yani bir ara oturup da bir çay içeyim. İnşallah. İnşallah. Sohbetini dinlemek istiyorum. Tamam inşallah. Olur teyze. Muhammed abi. Abi hayırdır? Abi hacı istemiyor abi. Nasıl istemiyor? İstemiyor abi hacı. Attı sokağa. Attı abi, istemiyor hacı. Allah Allah. Abi niye attı? Abi para eksik. Ne kadar eksik abi? Bu abi. Muhammed abi, sen şu parayı al abi. Götür hacıya ver. Tamam mı? Yok yok abi yok. Şş, abi lütfen. Yok, lütfen yok. Rica ediyorum abicim. Lütfen. Hacıya ver, hacinin gönlü olsun. Eşyalarını içeri taş abi. Kış günü yazık günah. Baba hayırdır inşallah. Kiracılar evden kovmuşsun. Bana kiracı falan deme Furkan. Bıktım artık ya. Babacım insanlık hali. Denkleştirememiş adam bu ay. Zaten en baştan beri gözüm tutmadı bunları. Kafamı beynimi yedin de o zaman. Neymiş efendim ensar olmak lazımmış. Neymiş efendim muhacirler bizim kardeşimizmiş. Mişmiş de mişmiş. Baba. Ne gülüyorsun be? Ta en başta biz daha Türkü ile anlaşamıyoruz. Elin arabıyla nasıl anlaşacağız dedim. Dinledin mi? Babacım niye öyle diyorsun? Ayarlamış adam parayı işte. Getirecek. Boş lakıntılara karnın tok Furkan efendi. Babacım niye boş laf olsun? Hah gördün mü? Geldi işte. Elma 2, portakal 2. Elma 2, portakal 2. Gel. Abi. Herkes kendi tezgahının önünü süpürse ortalıkta pislik kalmaz. Anlaşıyor musun? Pazarın en çılgın çocuğu portakal satıyor. Gel. Portakal 2, portakal 2. Gel abi. Portakal 2 lira. Portakal 2 lira. Portakal 2 lira. Portakal 2 lira. Bir futbol dediğin çalım yaparsın. Geçersin adamı. Omuz atarsın. Siz böyle geçiyorsunuz. Siz omuz atmaktan başka bir şey değil. Biz böyle geçeriz. Ezerek geçiyorsunuz. İşiniz güçsüz. Omuzlar da yüze çekiyor. Selamünaleyküm. Oo Furkan abi hoş geldin ya. Ne haber? Nasılsın Furkan abi? İyi ya. Yaramaz kötü. Sizden ne haber? Güzel benim. Ne yapalım işte. O günkü maçta konuştuk bize. O günkü maçın konuşulacak bir tarafı yok. Yani geldiniz için. Bir şey diyeyim mi bak? Bir şey diyeyim mi? Bir kere çamura yattınız. Orada o benim vurduğum top goldü. Evet. Yok ya abi kale küçükle direğe vurdun. Ne alakası var ya? Yok top abi. Direğin üstünden gitti dediniz. Top bilmem abi, ne dediniz. 9 kere 7. 64. 9 kere 7. 72. 6 kere 9. Altı kere 9. Niye böyle? Çünkü işiniz, gücünüz top. Başka bir şey yok. Top aşağı, top yukarı. Maç aşağı, maç yukarı. Ne abi olacak? Bak onu bana diyemez Furkan. Ben senin dediğini hemen dedim ama 56 hemen dedim. Sen başkasın, sen kralsın. Ne olacaksın büyüyünce? Bilgisayar mühendisi olacağım. Olur mu? Olur abi. Rahat olur. Niye olur? Herifte kafa var abi. Sen ne olacaksın Yunus? Öğretmen olacağım abi. Yakışır. Güzel bir öğretmen olur Yunus'tan. Çok güzel olur. Sen ne olacaksın Ramazan? Ben sen olacağım Furkan abi. Ne? Ben sen olmak istiyorum Furkan abi.
Hadi çikolatanı ye hadi. Oğlum sen geçen doktor olacağım diyordun, şimdi de futbolcu olacağım diyorsun. Sanırım istediğimi olurum. Sen böylesin işte, mızıkçısın oğlum. Yarın da astronot falan olacağım. Yeniden merhabalar. Artık peynir gemisinin sezonunun mu diyelim Sami Bey bilmiyorum ama bu yılın son dakikalarındayız. Şöyle bir dinleyicimiz, izleyicimiz AK Parti'yi İslamcılığın zirvesi olarak görmüş. Toparlamak mahiyetinde söyleyeyim. Çünkü Doğu'yu da Batı'yı da bir arada götürüyor. Siyasal İslam bu noktada Türkiye için hala iflas etmemiştir. Hala canlıdır. Bir iki şeyler yazmış. AK Parti'nin akrevler projesi, holdingler. Bunlara da değinirseniz veya finans bankacılığı, bunlara da değinirseniz sevinirim. Finans, özellikle devlet bankalarının mesela katılım bankasını da açması tabii İslamcılık açısından, Türkiye Müslümanları açısından olumlu bir gelişme. Ahmet Yaman hocamız devrim diyor. Bu bir devrimdir diyor. Ben de katılıyorum gerçekten. Kur'an anlama çalışmaları mesela İslamcıların özellikle üzerlerinde durduğu. O işte sanki son zamanlarda biraz sadece Kur'an söylemine birileri tarafından belki özellikle dönüştürüldü mü diyelim artık, indirgendi. Şimdi Sami Bey'e söz versek hemen sünnet olmadan ümmet olmaz diyecek. Ya şimdi şöyle bir şey var. Tabii iktidar mutlaka bir sefaat getirebilir. Yani hani orada bir gevşeme, işte bir o muhalif duruşu engelleyen bir durum ama o muhalif duruşun kaynağında birazcık da fakirlik de vardı. Yani düşün işte dedik ya işte bir göç var. Tarladan takandan sattı. Anadolu insanı işte büyük şehirlere geldi. O büyük şehirlerde bir dini bir hassasiyeti var. Karşı tarafta işte sol cenah var. İşte bir milliyetçi kesim var. Bir de İslamcı kesim var ve kendini orada buluyor. Yani hani o şeyi hani işte tek bir şeydi. Hani o sadece bir entelektüel kısım değil aslında. Dediğimiz gibi o gençler ve hani çok entelektüel seviyesi yüksek olmayan insanlar veya olan insanlar da bir şekilde oraya giriyor. Yani kendini orada ifade ediyor ve bir o dediğim gibi bir iktidarla birlikte bu gevşeme olacağını bir sosyolojik şeydir. Sıkıntı değildir bence. Ama buradaki belki orada azalan bir o yapay büyüyen bir İslamcılık şeyi bir azalmış olabilir. Hani yolda birazını dökmüş olabiliriz ama şu anda daha böyle bir ciddi çabalar var. Yani nasıl diyelim? Dünyaya gerçekten ideolojik olarak söyleyeceği şeyler biriktiriliyor diye düşünüyorum. Yani bakıyorum işte İslam Düşünce Atlası'nın hani burada bahsetmiştik. Yani bununla ilgili ciddi bir çaba var. Yani nasıl söz söyleyebiliriz? İşte İslam bankacılığı ile ilgili ciddi seminerler var. İşte kongreler düzenleniyor. Yani evet. İktisat noktasında ben daha umut doluyum. Yani evet. Hani bu diğer türlü şeyler sloganik şeylerdi abi. Bunlar sloganik şeyler. Belli bir yerden sonra zaten bitecekti bunlar. Yani hani veya daha azalacaktı. Sloganlar doğurması gerekeni doğuracak inşallah diyelim. Diyelim yani hani o slogan şeyi geçer yani. Ya. Böyle de bir slogan üretelim. Evet. Üstad, programımızın sonuna doğru geliyoruz. Ben işte geçen sezon radyoda başlamıştık. Bu sezonda televizyonda devam ettik. Bize bu fırsatı tanıyan arkadaşlara, abilere teşekkür etmek istiyorum. Özellikle geçen yıl Konya FM'e geldiğimizde bizlere bu fırsatı tanıyan Mustafa Boydak Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yani bizi ilk keşfeden. Bizi gördü, daha sesimizi duymadan siz bu işi mükemmel götürürsünüz dedi. Sizden çok şey bekliyorum dedi. Onunla başladık. O yüzden Mustafa Boydak'ın bizim bu işe başlamamızda çok büyük katkısı vardır. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sonra ikinci sırada Fatma Hanım, Fatma Üstad Hanım televizyon programına bizim radyo programını konuk aldı.
o programda, 5. mevsim programında, o programda bir bizim ilk televizyon programımıza çıkışımızdı. Ve bizden iyi bir televizyon programı çıkabileceğini düşündü Fatma Hanım. Hatta ya o gün de söyledi, siz bunu televizyonda yapmalısınız diye. Daha sonra yaz döneminde televizyon programı başvurular yapıldığı sırada kendisi bizzat haber verdi. İşte buradaki lerle konuştu ve o şekilde başvurumuzu yaptık. Sonra da Yaşar Toy Bey'e, bize bu fırsatı tanıdığı için kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Nasip kısmet inşallah yine bir gün bir yerde karşılaşırız bu arkadaşlarla, yolumuz kesişir diye ümit ediyoruz. O yüzden çok teşekkür ederiz. Eyvallah, ben de teşekkür etmek isterim. İşte radyo programı başlama düşündüğümüzde hani biraz çekincelerimiz de vardı. Hı hı. Bir ikincisi de yani hani o çekincelerle başladık ama dediğim gibi Mustafa abinin, zaten Mustafa Boydak abinin bize bir müthiş bir gaz vermesiyle yola çıktık. Yani onun dışında da Anmek ailesi kesinlikle hani bizi dışarıda hissetmedik yani. Hani biz buranın bir evladıyız, buranın bir üyesiyiz. Yani biz bilmiyormuşuz burayı ama hani mutlaka Kon TV'yi seyrediyorduk ama yani bu stüdyoyu bilmiyorduk. Hani bu ortamı bilmiyorduk. Ha, burada olduğumuzu hissettik. Hani o yönden burada bir ailemiz var. Biz 15 program diye hani başladık. Gerçekten bizim kendi meşgalelerimiz de bu programa hazırlanma veya işte çıkmamız bir zahmet oluyor. 15 programlık bir şey planlamıştık. Ondan dolayı 15 program. Bu açıdan da kendilerine teşekkür ederiz. Yani kesinlikle. Hani mecbur yapmak zorundasınız. İşte programınız kabul edilirse sezon başlar, sezonun sonuna kadar yapmak zorundasınız demediler bize. Bu kadar yapacağız. Tamam, siz öyle istiyorsanız öyle olsun dediler. O açıdan da kendilerine çok teşekkür ederiz. Daha sonradan da devam eder miyiz, etmez miyiz? Tabii Kon TV'nin yöneticileri ve bizim kendi programlarımızla alakalı. Ama şu anki şekliyle teşekkürlerimizi iletelim. Evet, belki bir teşekkür de Nurettin Bay Bey ve Ahmet Özer Bey'e olması gerekiyor. Buradan 15 hafta kahrımızı çeken teknik ekibimize özellikle teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yine yönetmenimiz Mesut abiye ayrıyeten özellikle teşekkür etmek gerekiyor. Bu ailede gerçekten biz de sıcaklığı gördük Kon TV'de. Evimizde gibi hissettik gerçekten. Söz bitmez arkadaşlar ama süremiz doldu. Yeniden başka projelerle. Peynir Gemisi'ni bundan sonra nasıl takip edecekler Fatih Bey? Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan, YouTube kanalından, yani 4 mecrada Peynir Gemisi olarak varız. Buradan bizi takip ederlerse biz televizyon programı, radyo programı dışında da yani YouTube üzerinden de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Oradan da bizi takip edebilirler. Yine bir şey yapacak olursak yani geleneksel medya anlamında yine oradan duyuracağızdır. Bizi takip etmek isteyenlere o mecralardan bekliyoruz kendilerini. Ayrıca takip de yapıyorum yani. Sadece tek taraflı değil. Öyle yazıyorlar ya. O güzel. Evet. En son bir izleyicimizin mesajıyla izleyicilerimize teşekkür ederim arkadaşlar. Her ne kadar ara sıra izleme imkanı bulsak da sizi çok özleyeceğiz. Konya gibi bir yerde bu program milattır. Peynir Gemisi milat olsun. Eyvallah, diyelim. Allah razı olsun. Eyvallah, teşekkür İzmir'den ederiz. İzmir'den bir izleyicimiz de Müslüman olmadan İslamcılık olur mu diye bir soru sormuştu. Kısaca onu olmaz diye de cevaplandırayım Şahin Zeybek kardeşim. Olmayacağını düşünüyorum ben. Evet. Peki Peynir Gemisi'nin son programı olmasın üstad ya. Kapanışı sen yap o zaman. Kon TV ekranlarından 2017-2018 sezonu Peynir Gemisi programı burada sona erdi. Yine bir dahaki projemizde inşallah görüşmek, karşılaşmak ümidiyle hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Evet.